olan iller arasında ilk defa Balıkesir Büyükşehir 250 toplu taşıt aracını yeniledi. Hepsi sıfır. Engellilere uyumlu, hepsi validatörlü, hepsi kameralı, güvenli, klimalı araçlar. Ve biz bu değişimi yaparken belediyenin kasasından 5 kuruş çıkmadan yaptık. Bu değişim, dönüşüm devam ediyor. Tabii biz bu işlerimizi yaparken esnaf odamızda, şoförler odamızda, esnafımızla birlikte yapıyoruz. Ben esnaf derneği başkanımıza, şoförler odası başkanımıza, esnaflarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İtfaiye araçlarımızı yeniliyoruz. Yeni modern araçlar alıyoruz. Tabii ki baski, su ve kanalizasyon idaremizde Balıkesir'in 18 bin kilometre kare alanında, evet, 1650 çalışanı 365 iş makinesi ve aracıyla hizmet götürüyor. Bu yıl içerisinde proje yapımına 2 milyon, evet, tamamlanan işlerimiz 40 milyon, devam eden işlerimiz 38 milyon, planlanan işlerimiz 216 milyon. Bu arada çok gündeme gelen arsenikli sularla ilgili geçen yıl 7 mahallemizin ihalesini yapmış arıtma tesisleri çalışıyor. Bu yılda 50 mahallemizin arıtması için planlamaya aldık. İnşallah bu yıl içerisinde 50 mahallemizin, kırsal mahallemizin daha suyu arıtmadan geçerek sağlıklı bir şekilde insanlarımıza sunulacak. Tabii bu çalışmalar, BASKİ'mizin çalışmaları Cunda Adası'ndan Avşa Adası'na, Burhaniye'den Bandırma'ya, Dursun Bey'e, Gönen'e, Havran'a, her yerde büyük bir çalışma var. Balıkesir bütüncül bir yaklaşımla, BASKİ ile, evet, bir şantiyeye dönüştü. Arzu ediyoruz ki bizim iki denize kıyımız var ve buraları turizm merkezi yapacağız. Denizlerimizi kirletmememiz gerekiyor. Hem Ege'yi hem Marmara'yı. Maalesef Ege'de de Marmara'da da arıtma tesislerimiz olmadığı için denizlerimiz kirleniyor. Şikayetler var. Su sıkıntıları var. Şu anda Ayvalık'ın suyu için Altınova'dan Ayvalık'a 17 kilometre su getiriyoruz. İnşallah işte birkaç gün içerisinde bu su hattı tamamlanmış olacak. Aynı şekilde, evet, bütün kanalizasyon, su, arıtma, bunların projeleri de yapılıyor ve en kısa zamanda bunları gerçekleştireceğiz. Değerli hemşehrilerim, siz önce hayal ediyorsunuz. Hayal ediyorsunuz. Bir avam proje yapıyorsunuz. Ondan sonra kamudan gerekli görüşler alınıyor. İnşaat projesini yapıp ihaleye çıkıyorsunuz ve yapım başlıyor. İşte şu anda bulunduğumuz alanda 5 müteahhit çalışıyor. 5 müteahhit çalışıyor. Evet, 5 müteahhit. Bu yapılan işlerin toplamı 80 milyon 900 milyar. 80 trilyon 900 milyarlık iş şu anda bulunduğumuz alanda yapılıyor. İşte hayal ettik. Hayallerimiz gerçek oldu. İnşallah bunları kısa zamanda da bu bölgelerde yaşayacağız. Evet, öncelikle karayollarımız. Ne yaptık? Balıkesir'in bütün geçişi belediyeye terk edilmiş. Karayollarımızla görüştük. Önce bu geçitlerin olduğu yeri karayollarına devrettik. Yalnız burada değil, Marmara Adası'nda devrettik. Kapıdağ Yarımadası'nın yollarını devrettik. Marmara Adası'nda ilk defa karayolları araçları çalışmaya başladı. Saraylarla
Marmara Adası'nın, Marmara Saraylar Arası'nın asfaltını tamamladı.